Merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, sizlerden gelen istekleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu yorumlamaya çalışıyoruz. Borusan Yatırım ve Borusan hissesi ile ilgili yorum isteği var. Bu Borusan Yatırım'ı biz daha önce yaklaşık Ekim aylarında endeksten daha güçlü gözüktüğüne dair bir şu trend hareketine baktığınızda endeksin o dönemde düşüşte olduğu dönemlerde bu hisseyle ilgili olumlu yorumlarımız vardı ki bilmiyorum arkadaşımız bu yorumumuza istinaden mi alış yapmış yoksa daha önceden varmış mı elinde yoksa trend hareketini gördükten sonra mı işlem yapmış bilemiyoruz ama sonuç itibariyle bu hisse bizim 2016 Ekim-Kasım'da güçlü gördüğümüz hisseler içindeydi ve en azından bir not olarak düşmüştük orta uzun vade düşünenler için. Şimdi gelinen noktalar itibariyle hemen buradan TL bazında dönelim. Son dönem endekse göre biraz daha güçlü hareket devam etmiş ve belli. 27.45 oldukça da iyi bir prim söz konusu. Tabii bugün yarın oldukça önemli gözüküyor. Şu an hissenin uzun vadeli trendine baktığımızda da aslında doygunluğa yakın bir bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadede biraz daha bu hareketin bir kar realizasyonu yaşaması mümkün gibi gözüküyor. Ama ortalamalara baktığımızda en azından bu bölgede biraz daha oyalanacak gibi gözüküyor. Hedef formasyon aralığı noktasında bir tespit yapacak olursak, bir yorumda bulunacak olursak hemen şöyle bir alalım bakalım. Yukarıda daha önce görülen 34, aşağıda da minimumu alacak olursak aradaki 34-22 14 liralık farkın aslında ilk etapta 34'ün üzerine koyduğumuzda 48'leri çağrıştırdığını 48'leri işaret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla zirveye yakın bir hisse olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada kar realizasyonlarına yakın diyebiliriz. Hatta ortalamanın şu an üzerinde ama bugün eğer ortalamaya baktığımızda 45 seviyesine geliyor. Şu an 45.80. Bu seviye altında bir gerileme olur mu? Onu belki de izlemek lazım. Seanslıklara baktığımızda şu an için bir sıkıntı yok ama sonuç itibariyle şu yukarı aşağı şu son 5-6 günde oluşan yukarı aşağı hareketler bir kar realizasyonun yakın olduğunu gösteriyor. Zirveye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerimiz Borusan Yatırım'la ilgili bu kadar. Borusan Manesman'la ilgili bir yorum var mı bakalım. Bu hissenin son dönem hareketlerine baktığımızda evet diğer hisseye göre diğer kardeş hissesine göre daha çok daha olumlu geçiren bir trend içinde seyretmiş. Burada hemen TL bazında endeks bazına dönelim. Endeks bazında baktığımızda aslında önemli bölgeler, önemli direnç bölgelerine yakın diyebiliriz. Hemen isterseniz şöyle bir TL bazında bir yorum yapacak olursak 8.5-10 hemen dönelim. Aslında çok önemli bir hattı kırmış. Yani şu bölgeyi alacak olursak, aşağıda da şu destek bölgesini alacak olursak arkadaşlar hemen şöyle bir tane daha pardon koyalım. Aradaki fark 9.35-9.40 diyelim. 7.42-9 11.5-10.5-11 aralığına doğru bir hareketten bahsedebiliriz. Formasyon hedefi olarak bakacak olursak bu da bize hemen şöyle yapalım isterseniz bakın eğer 11-11.20 gibi bir aralıktan bahsedeceksek şu aralığı alalım. TL bazında üstünde ama endeks bazında hemen büyük ihtimalle nereye denk gelecek bakalım. Endeks bazında büyük ihtimalle denk geldiği seviye şöyle alacağım. Hemen şöyle alalım. Endeks bazında denk geldiği seviye bu noktadan itibaren alacak olursak şöyle ve burayı aldık. Yani endekse bağımsız olarak alacak olursak %10. Hemen TL bazından TL bazına dönelim. Bulunduğu seviyeden %10'luk daha bir yükseliş potansiyeli var mı? Sanki varmış izlenimi gösteriyor. Borusan Yatırım'da biraz önceki o 48'ler denendikten sonra gelecek hareket önemli. 45'ler altında hareket oluşacak olursa 48'e giderken burada da bu hareket tutunabilir. 10.5
11 aralığına kadar bir hareket beklenebilir gibi gözüküyor. Ama kısa vade için, bu hareketin kısa vadede ulaşması için bugün salı, perşembe günü en azından şu an görmüş olduğu 9.92 seviyesi üzerinde kalması birinci kriterimiz diyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında başka Doğan Holding'de sanki bir hareketlilik oluşmaya başladı. Bu izlenebilir arkadaşlar. En azından şu anki duruma baktığımızda günlüklerde, seanslıklarda gördüğünüz gibi gerçi her arada yapıyor ama bandın daralmış olması, önemli ortalamaya gelmiş olması ve bugün oldukça dar bir sakin bir aralıkta seyretmesi. Saatliklere bakıyoruz. Saatliklerde en azından önümüzdeki bir saatin sonunda hemen şöyle bir eğitimlerimizde de bunu paylaşıyoruz. Şu an kırılma gerçekleşmiş durumda. Şöyle diyelim, ortalamanın üstünde, evet, saat arkadaşlar şu an 3-4 saat 4 gibi, eğer şu seviye kaç, 8.30 8.25 8.30 evet, 8.30 8.35 diyelim, 8.35 8.30 evet, 8.30 üzerinde, hatta 8.40 daha net olur, 8.40 üzerinde kalırsa saat 4-4 çeyrek geçeye kadar büyük ihtimalle Doğan'da bir hareketlilik söz konusu olabilir. Zamansallığı bir kenara bırakacak olursak, yani zaman bir saat uzun olabilir ama 8.50 üzerine bir atak görecek olursak büyük ihtimalle hareket başlayıp ilk etapta 90'lara doğru bir hareket görebiliriz. Bu noktada izlenebilir Doğan Holding. Bunun dışında başka bizlere ulaşan sorularınız varsa tabii ki bunları alıp yorumlamaya çalışacağız. Şu an için söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler diyorum.